Hakikaten var futbolun doğallığını öldürüyor. İngiltere'de tartışılıyor Kaldırarım artık diye. Böyle o, olacaksa kaldır daha iyi. Hakemi ya, ya, yine konuşuruz da ben e, Galatasaray takımının bu kadar yani bir haftada değişimini e, o da çok ilginç. Yani tamam kupa maçında oynamayanlar dedik oynuyor. Hani bir aydır oynamayanlar. Şimdi oynayanlar çıktı. Bu Evren, takım nasıl bu tempo fikrine, bir anda bu kadar fikrine düşüyor? Değer verdiğimiz arkadaşlarımız e, Galatasaray'ın aralardan sonra hep sıkıntı yaşadığını söylüyorlar. Bu niye acaba? Bilmiyorum burada yani sonuçta aynı antrenmanı yapıyorsun. Çalışma oyuncuların burada demek gibi e, relax durumu var, rahatlık durumu var. Ya her hafta sonuçta çalışacaksın. Bu senin işin. Bitti o maç. Şimdi yine maç var 3 gün sonra. Bu maçı hemen unutman lazım ama sen her maçtan sonra böyle e, gerginlik eksik kalırsan bu sıkıntı yani bu e, bu gaza gelmemek lazım. Onun için Galatasaraylı oyuncuların e, böyle inişi çıkışları hani olabilir ama bu kadar değil yani. Bu kadar iki Tepe yapıp dip yapamaz. Sarab, çok enteresan bir şey söylemiş. Sa e maç yani. şey, stadla girdi mi? Evet bahane olarak söylemiyorum ama stadın zemini küçük bir stad olması ve rakibin bu sahaya alışık olması da mağlubiyette etkendi. Kendi açımızdan biraz daha konsantre olabiliyor. Stadın olabilmiş. zemininin sol tarafı daha mı kötüymüş ki iki tane oyuncuya doğru dürüst kadama yapamamışlar orada. Marka öyle. Gol pozisyonunda işte Evren Turan az önce anlattı yani. rakibinin Rakibini bir buçuk metre kaçırdı. İlk yarıda kaç kere geldiklerini hep beraber gördük. Ya, Saratçı bugün bunlar, biraz dağınıktı. Abi bunlar yerim lafları bunları geçelim. Bir kere Galatasaray e, maçın başında Evren'le konuştuk. Galatasaray'ın burada önlem alması gereken iki adam vardı. Biri Biglia biri şey. Atıf tamam. şey. Tamam. Niye biliyor musun? İkisini de uzun menzilli koşturacaktın. Patlayacaktı. Biglia e futbolukla çok değer verdiğimiz. Fakat yaşından dolayı, temposundan dolayı oyunun boyunu uzattığın zaman yani sen doğru koşulları yaptığın zaman merkez orta sahada senin Hatay maçını sanıyorum Galatasaray yeterince etüt edememiş. Özellikle performans analistleri. Çünkü Hatay maçında Biglia üzerinden bütün geçişleri Hatay tıkır tıkır yaptı. Ömer Hoca çok iyi çalışmış. Yani Galatasaray'da o geçişleri temposuyla Biglia e üzerinden yapabiliyor olsaydı takımın en değerli oyuncusunu kesip, en değerli varlığını kesip Ardından da e, Atıf şey şu ya da giz. Gene büyük alanlar bırakıp Atıf'ı da 3 koşturacağım, 5 koşturacağım. Atıf yorulacak zaten. Atıf maç sonuna kadar koştu. Saratçı biraz şanssız bir dönem geçirdiğimi söyleyebilirim. Kısa bir sürede iki sakatlık geçirdim. Bu ister istemez performansımı negatif olarak etkiledi e, diyor belli ki. Kendi Olabilir hazır da. değil fizik olarak ama değil. ben sakatlıktan döndüysem oyuncu olarak fizik olarak çok iyi değilsem bunu da mecburiyetten hoca oynatıyor. Orada Emre de yok biliyorsun. O zaman ben kontrollü çıkarım. Ben ikide bir çıkmam ön tarafa. Arkayı önemsirim. çünkü önümde genç ve hareketli bir oyuncu var. Tamam çok tecrübeli değil ama Erif sprinter alıyor, gidiyor, oraları zorluyor. Golde adamını kaçırdı. İlk yarı üç defa geriye dönemedi. Yani Çek, o zaman çıkma. Evet. Az çık. Üç çıkacağına bir çık. Anladın mı hazır değilsen? Kontrollü çık yani. E kontrolsüz çıkarsan orada golü yersin. Dönüşte de yine aynısı oldu yani. Fatih Hoca gol... değişikliklerde gecikti mi? Bence gecikti. Ben devresinde falan yani 45 dakika koca bu değişikleri yapabilirdi. Belki düşündü ama bence 60'ta sonra golü yedin zaten orada. O geldi yani. Hoca aslında bu evet. gördü ama şişten geçti yani. Devrede bu hamleyi yapsa biraz daha en azından bir 15 dakika daha kurtarabilirdi. Bir hareketlik olurdu. Çünkü arda Berland da Ömer'in sonuçta girmesi o takımı biraz daha karagömrük kar ceza sahası içine itti. Riskleri çoğalttı. Bu arada sosyal medyada benim ağzımdan 5 maç falan diye bir laf çıkmadı. Sadece dediğim şu kırmızı kart gören tek adamın tedbiri hemen başlar. Maç sonu inmek ekstra ihlal dedim. 5 maç falan ağzımdan çıkmadı. Saçma sapan şeyler yazmışlar. Tek 5 maç falan ben ne bileyim şey. Sadece diyorum ki maç sonu sahi inmek ekstra ihlal. Onu söyledim. Hoca sahi içindeydi değil mi o oyuncuların? Evet evet. Dolayısıyla Gül Yoksa 5 maç falan demedim. Ben, saçma sapan. kadar geldi, geldi yani. O... ben 5 yani şey, maç falan demedim yani. O giriş yerinin orada duruyordu. Evet. Ve cezada tribüne çıktığından başlıyormuş. E, tünelin önünde miydi tünelin hoca? Tünelin önündeydi hoca sahaya girmedi. Evet evet. Tünelin tüneli tüneli önünde. Ama aşağı indeki ihlal olabilir yani. Kulübenin yanına tekrar gelmek ihlal olur. O anlamda söyledim ben yani. Beş sağda maç değil, falan sağda değil mi? Sağda Kulübenin değil. yanına sağda gelmedi mi? abi. Sağda Kulübe... değil. Tünelin, tünelin başında orada ucunda bekliyordu. Orada bekliyordu. Evet geldi ama yani. sonuçta yukarıdan aşağı indi. Yukarıdan aşağı indi evet. Yani. Beş öyle, maç öyle, falan değil mi? Önemli değil yani. Hayır abi. Federasyon kurumları Fatih Terim'e ceza verirken bonkör zaten. O konuda sıkıntı yok. Yani herkes aynı bonkörlükte davranmıyor tabii. Davranmıyor. <laughs> bir Tekrar 5 maç falan demedim Saçma sapan işler yapmayın öyle bir şey ağzımdan çıkma da Ekstra ihlal dedim ağzınızda ve kulağınızda dinlerseniz sevinirim Evet orada 5 maç demediniz size maç ceza olabilir. Ekstra, olabilir. Ekstra. ekstra ceza olabilir Ekstra ceza dediniz Enteresan. Peki e, yani Galatasaray Gümrüğe takıldı Fatih Karagümrük 3 puanı alan taraf Puan tablosunda da Galatasaray Alanya Spor ve Fenerbahçe ile Oynanan maç sayısını eşitledi e, 23 puanda kaldı. Fenerbahçe 23 puanda. Alanya Spor 26. Fatih Karagümrük 20 puana geldiler. Süleyman Urma Başkanı tebrik edelim. E, ve e, maçın rakamları da bu arada ekranlarınıza detaylı rakamlar da ekranlarınıza geliyor değerli izleyiciler. E, yani kazanılan ikili mücadele, ikili mücadelede takımlar arasında çok ciddi farklar yoktu açıkçası. İşin şut kısmı çok enteresan. Yani Galatasaray bu sezon oynadığı 12. E, süperlik Süper Lig maçı. Ayrıca Avrupa'da oynadığı maçlar var. İlk kez maçın ilk yarısında rakip kaleye isabetli şutu yoktu Galatasaray'ın. Maç bittiğinde de o isabetli şut sayısı birdi. Ee, bu da enteresan e, bir rakamdı. Çarpıcı e, bir rakamdı. Ee, yani Kayseri maçında çok pozisyona girdi ama en azından kaleyi tutturuyorlardı. Tabii. Yani kaleci Ordu gün mesela. Şimdi bu maçta o giren pozisyonda kaleyi de tutturamadı. Yani o da ciddi bir sıkıntı. Yani sonuçlandırma yok. İş, bit iş bitirme de sıkıntı var. Kötü oynadığın bir maçta yine ne olursa olsun pozisyon buldun. Oraları zorluyorsun. Atacaksın artık orada. Artı bugün, bugün Galatasaray sadece 3 puanı kaybetmedi. Fatih Hoca'yı kaybetti bir. Marko'ya yok iki. Aslında öbür haftalara daha büyük zarar gördü. Onlar da var. Yani sadece bunu 3 puana düşünmesi kimse. Göstepe, Trabzon. M -M He? Evet. rakamlarına da bakalım. 90 dakikada bir gol, bir isabetli şut. İsabetli 12 pası var. 5 kere ikili mücadele kazanıyor eyinbayacak ne 9 top kaybı var. Aslında e, kötü rakamlar değil bunlar. Ama kaybedilen puan sonrasında işler buraya dönüyor. Maç berabere bitseydi bence herkes hakemi konuşuyor olacaktı. Galatasaray kazansaydı çok daha fazla hakemi konuşuyor olacaktık belki. E, Galatasaray kaybettiği yine hakemi konuşuyoruz bir şekilde. Mustafa Öğretmenoğlu hoca için Bunun sanki çok tarihi bir iki, akşam değil. Takım kazansa kaybede yani berabere de bitsse maç hakem konuşacaktı yani bu kesin. Ama oyunu, da göz ardı etmeyelim. Yani ciddi bugün sıkıntılar vardı Galatasaray'da. Karagümrük de belki e, geçen hafta göre çok iyi oynamadı ama iyi savunma yaptılar. Daha konsantrasyon olarak iyiydi Galatasaray'dan. Ve e, ikinci yarı özellikle doğru oynadılar. Yani kontrataklarla tam istekleri postulunu yakaladılar. Ama Galatasaray takımı da hücuma giderken tamam riskler alacaksın ama biraz önce söyledim. Abi 90. dakika maç 1-1 olmuş. Yani artık orada o pozisyonda da kalmayacaksın tek başına. 2-3 tane adam orada bırakacaksın. En kötü berabere bitsin. Zaten kötü oynamışsın. E, ocan atılmış. Yani anladın mı orada o kontrolü alacak sahanın içerisindeki oyuncular. Ama bir bakıyorsun herkes cümbür cemaat gitmiş. Zaten geriye dönüş yok. İki yarıda bunu yaşadık bu pozisyonları. Galatasaray e, baksınlar geriye dönüşlerde ciddi sıkıntı yaşadı bugün. 4-5 kişi kalıyordu önde. Yani Isı haritasına bakar mısınız e, Evren Turan, Mehmet Ayan, Serdar Sarı'da? Çarpıcı nokta evrenin Fatih. ta ilk yarıda dediğini doğruluyor. De evet, işte. işte. Fatih Karagümrük evet. takımının sağ kanadına dikkat. Orası Sarakçı'nın kanadı evrenin dediğini doğruluyor işte. O orayı keşfettiler ve orayı çok iyi kullandı maçın tamamında. İlk yarısına da bakalım mı Berkay? İlk yarı ısı haritasını haritasında rica edebilir miyim? Yani devre devre bakalım. İlk yarıda geldiler ama ikinci yarıda oradan gol de buldular. Ee, çünkü yine yoğunlukta sağ taraf Tabi Evet. Hep oradan, i̇şte oradan abişe belli yani oyunu oraya kurmuşlar. Baktılar oradan açık veriyor Saracçı. Oraya üstüne or devamlı oradan oynadılar. Bir de ikinci yarıya bakalım sadece ikinci 45 dakikada nasıl şekillenmiş? Ya ikinci 45 dakika tabii golü erken bulunca e, Fatih Karagümrük biraz daha orada karşıladılar. Bu da ikinci yarı Galatasaray'ın ısı haritası. Açıkçası burada Galatasaray'ın ısı haritası da çarpıcı. Şundan dolayı yani 1-0 geriye düşüyorsunuz 46'da. Galatasaray'dır, Fenerbahçe'dir, Beşiktaş'tır, Trabzonspor'dur. Bir şoklama Bir rakip, rakip ceza alanına yüklenir değil mi? Orada oyunu uzun süre orada götürür ve orası ısı haritalarında kızarır ama pek öyle olmamış galiba. Ceza sahasının içinde kimse yok. Kimse yok. canlı yani sen orada çoğalamazsan ona rağmen bir iki pozisyon buldu. Yani kenarda topu çok fazla alsan ne olur. Sıfır inmedikten sonra. Anladın mı yani? Orada çeviriyorsun pas. Tamam Karagümrük de iyi kapattı ama yani Galatasaray bugün e, hiç öyle birebirlerde adamı geçip götü oyuncu çok fazla yoktu. Yani e, hiç zorlamadılar o bölgeyi. Hiç kalmadılar. Evet, sorumda... Kuvvetli gözükmediler kuvvetli. Yani Geçen hoca bugün yere sağlam basmıyordu. Bu görülüyordu yani. yarım sağ sağlam basamıyordu. E sağ, tabii. sağ şartı falan bahane iki takım için de geçerli. Evet. Süleyman başkan konuşuyor. Tamam. İzleyelim. Ama e, çok zor, e, stresli, gergin ve bir galibiyet sevincini yaşayamayacağımız bir maç oldu. Eee umut ediyorum ki bir an önce özellikle son dönemlerde sadece bize değil birçok takıma karşı e, sahada olan yanlışlıklar... Var odasında olan yanlışlıklar mutlaka düzeltilir diye düşünüyorum. Aksi takdirde futbolda hiç istemediğimiz sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü bu en nihayetinde bir oyun, ama çok büyük emek ve yatırım yapılan bir oyun. Dolayısıyla bütün ilgilileri ve yetkilileri bu durumu bir an önce düzeltmeye davet ediyorum. Bugün iki tarafında maçın hakemine tepkili olduğu bir Yani Galatasaray'ın tepkisinin ne olduğunu açıkçası bilmiyorum. Yani ben hani objektif maç seyrediyorum. Yani, yani